Kazakistan'da akaryakıt zammıyla başlayan gösteriler sonrası ülke genelinde tansiyon düştü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev hayatını kaybedenler için 10 Ocağı Ulusal Yas Günü ilan etti. Tokayev, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin iki başkan yardımcısını görevden aldı. Olayların Kazakistan'a maliyetinin ise 200 milyon dolar olduğu açıklandı. Almatı Havalimanı'nda uçak seferleri pazartesi itibarıyla yeniden başlayacak. Kazakistan'da bir hafta önce başlayan olaylı gösteriler sona erdi. Almatı başta olmak üzere ülke genelinde hayat normale dönüyor. Göstericilerin ele geçirdiği tüm kamu binaları geri alındı. Kapatılan yollar yeniden açıldı. Trafik normal akışına döndü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olaylarda hayatını kaybedenler için 10 Ocağı Ulusal Yas Günü ilan etti. Anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Tokayev istihbaratta da görev değişikliği yaptı. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin iki başkan yardımcısını görevden aldı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Kazakistan'a gönderdiği barış gücü birliklerinin konuşlanması tamamlandı. Birliklerin ülkede durum normale dönene kadar görevini sürdüreceği belirtildi. Kırgızistan'sa müzisyen Rusahunov'un Almatı'daki olaylarda gözaltına alınması üzerine Kazakistan'a nota verdi. Olayların bilançosu da netleşmeye başladı. 164 gösterici yaşamını yitirdi. Olaylar sırasında güvenlik güçleri arasından 18 kişi hayatını kaybetti. 1300'den fazla polis ve asker yaralandı. Gösterilerle ilgili 125 dava açıldı. Aralarında yabancıların da yer aldığı 6000 kişi gözaltına alındı. 100'den fazla iş yeri ve banka saldırıya uğradı, 400 araç zarar gördü. Çalıntı mal ve ateşli silahlarla sınırı geçip ülkeden ayrılmaya çalışan 300 kişi de yakalandı. Gösterilerde ele geçirilen Almatı Havalimanı da yeniden faaliyete geçiyor. Uçuşların pazartesi günü başlaması planlanıyor. Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgunbayev, havalimanındaki tüm mağazaların yağmalandığını açıkladı. Büyük maddi hasar gören mağazalar ve alışveriş merkezleri de yeniden açılıyor. Olayların yol açtığı zararın ilk belirlemelere göre 200 milyon dolar olduğunu belirtti. Siyasetin diplomasi gündemi Kazakistan'daki gelişmeler oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bütünlük vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının 11 Ocak Salı günü Kazakistan gündemiyle toplanacağını belirtti. Son günlerde Kazakistan'da bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Kazakistan'daki bu gerilimlerinde büyük güçlerin mücadelesinin bir parçası olarak görmek gerekir. Kazakistan'da yaşanan kargaşaya değindi. Büyük güçlerin mücadelesi olarak niteledi. İç çekişmelere gönlümüz razı olmaz dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Kazakistan'ın iç çelişkilerle, iç çatışmalarla vakit kaybetmesine asla gönlümüz razı olmaz. Biz Kazakistan'ın birliğinden, beraberliğinden, bütünlüğünden yanayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'da konuştu. Türk Devletleri Teşkilatı olarak bu hafta konunun masaya yatırılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştüler. Kazakistan'ın da tavsiyesiyle Salı günü sabah toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bakan Çavuşoğlu, Türk dünyasının geleceği bizim geleceğimiz, derdi bizim derdimizdir dedi. Türkiye olarak da, Türk Devletleri Teşkilatı olarak da her türlü desteği inşallah vereceğiz. Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yıl 11-13 Mart arasında düzenleneceğini de belirtti. Foruma dünyanın dört bir yanından çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Öte yandan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı.